Bak Fatih Bey, birinci ihtarım. Otur yerine, birinci ihtarım. Senin yaptığını yapıyorum, otur yerine. Bak, sana ikinci ihtarım. Sana ikinci ihtarım. Zabıtaya attıracağım. Attıracağım, seni de attıracağım. Ben çağırmadan gelmeyin. Çıkın, ben çağırmadan gelmeyin. Evet arkadaşlar, kendinize gelin. Ne diyorsun ya? Nihat otur şimdi, Nihat. Verdiniz soruyu. Evet devamını okuyorum. Söz verip vermemek, arkadaşlar yönetmeliği okuyorum. Söz verip vermemek ve söz verildiğinde süresini ve zamanını belirlemek yetkisi başkana aittir. Ben yetkimi kullanıyorum. Bağırma. Değerli hemşehrilerim, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 yıl önce göreve talip olduğumuzda kazanmamız halinde adil olacağımızı, kimseyi ayırt etmeden çalışacağımızı, siyasi tahakkümlerden uzak duracağımızı açıklamıştım. Meclisin ilk toplantısından bugüne kadar olduğu gibi Ankaralı hemşehrilerime sözümüz olsun ki, görev süremiz tamamlanıncaya kadar anlayışımız asla değişmeyecek. Hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun, gönlü hangi pencereden dünyaya bakarsa baksın, bu kenti yaşayan herkes bizim gözümüzde vatanın öz evladıdır, hemşerimizdir, canımızdır. Farklı partilerden olabiliriz, hayata başka bir açılardan bakıyor olabiliriz, anlaşamayabilir, tartışabilir, bazen ortak zeminde buluşamayabiliriz. Hatta zaman zaman karşılıklı olarak seslerimiz yükselebilir, birbirimize farkında olmadan üzücü sözler de söyleyebiliriz. Ancak hiçbir zaman bu kenti birlikte yönetme arzumuzdan vazgeçemeyiz. Bu durumun meclisimizin birçok üyesi için de geçerli olduğuna yürekten inanıyorum. Hepimiz bu toprakların evladı, hepimiz Ankara sevdalısıyız. Hepimiz demokrasiye inanan, millet iradesine saygı duyan meşrebe sahibiz. Bu yüzden birazdan kuracağım cümleleri çoğunlukta olduğunu bildiğim ve parti ayırt etmeksizin aramızda bulunan değerli meclis üyelerimizden bağımsız olarak ifade edeceğimin bir kez daha altını çiziyorum. Yönetim anlayışımızın böyle olmasına rağmen kent konularını konuşmak, eleştirilerinizi dinlemek, Ankara'yı birlikte ileriye taşımak varken mecliste özellikle son dönemde bazı kişilerin amaçsız, ağzını vicdan ayarı bozulmuş şekilde konuştuklarına şahit oluyoruz. Şimdiye kadarki faaliyet raporları 1-2 saat içinde sonuçlanırken, denetim raporlarının da 25 yıl boyunca 5-10 dakikada sonuçlandırıldığını biliyoruz. Biz elbette denetlenmeyi severiz. Belediye Sayıştay denetliyor, mülkiye müfettişleri deniyor, iş denetim denetliyor. Zaten tüm verileri de halka açıklıyoruz. Ancak saatlerce ve saatlerce konuşup, herkesi konuşturup bizim cevap verme hakkımızın sabah 5'e kadar uzatılması fiilen engellenmemiz anlamını taşımaktadır ve daha sonra da soruları sorduk cevap alamadık denmektedir. Kent gündemini konuşmak varken her seferinde cevabını aldıkları aynı koruları tekrar tekrar tekrarlayan, kente dair olumlu tek bir mesaj vermeyen, birleştirici cümleler kurmak yerine ayrıştıran, kin, nefret, iftira gibi söylemlerin seviyesizliğini her geçen gün artıran, zifte bulanmış açıklamalara cevap vermemeyi çok düşündüm. Her şeyden evvel bir devlet kurumu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi görevlileri ve seçilmiş meclis üyeleri hakkında ipe sapa gelmez iftiralarda bulunan bir kişinin kendine alan açma müdahalesine cevap kesme benim sözümü. Cevap verme. Ben kesiyorum, konuşma. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bunun bir üst modeli. Devam etmeyeyim, ben bitireceğim. Bunun bir üst modeli, uzun bir süre bu kenti yöneten,
boğazına kadar yolsuzluğa, talona, terör örgütü finansmanına batmış, evinin mobilyasını bile belediyeye fatura ettirecek kadar kendisine halkın parasıyla masöz tutan, oturduğu lojmanı bile haksızca malı yapan, daha sonra da kendi partisi tarafından kapının önüne tutulan malum kişiydim. Bakınız, biz bundan hiçbirisine cevap vermiyoruz. Çamur her zaman atanın eline bulaşır. Bulaşıyor da. Doğru her zaman yolunu buluyor, buluyor da. 3 yıldır tüm bu iftira, fitne, fesat ayrıştırma siyasetinin nasıl itibar görmediğini birlikte yaşıyoruz. %51'e geldiğimiz görevde Ankara halkının neredeyse tüm kamuoyu araştırmalarında %75'e varan beğeni oranını takip ediyoruz. Herkes kendine yakışanı yapar. İstediğinizi yapın. Size o yakışıyor zaten. Seçimlerde bu iftira siyasetine halk cevabını vermiştim. Seçimler bittikten sonra da bu konuda dersini alamayanlara yine cevabını vermeyi sürdürüyor. Şimdi şuna karar verilmesi lazım. Halkın istemediği, itibar etmediği, hoşlanmadığı bu tarzı sonlandıracak mıyız? Yoksa birileri kendine alan açacak diye hem kentin sinir ışığıyla oynamaya devam edeceğiz. Kabileden bahsedeceğim, acele etmeyin ya. Kabile bahsedeceğim kabileyi. Ben kabile olarak yönetsem siz burada oturup konuşamazsınız. Aynen. 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 Açıkça söylüyorum. Bizim için hava boş. İsterseniz üst modelin yolunda ilerleyin. Sabahlara kadar hakaret edin. İftira atın. Siyasi ahlaka yakışmayan dedikodu ileten. Duyduk. Tahmin ediyoruz. Biliyoruz kelimeleriyle başlayan iftira dolu cümleler kurun. Fitne peşine düşün. Hakaretler edin. Bunu yapanlar bildiğimiz küçük siyasetin küçük bir versiyonu olmaktan öteye asla geçemeyecektir. Evet sevgili Ankaralılar, konuşuyorlar, hakaret ediyorlar ama ben cevap vereceğim zaman duymak istemiyorlar. Ben aynı zamanda bunu Ankara halkına anlatıyorum. Ankaralılar duysun, kararını versin. Kendi dönemlerinde yaptıkları imar artışlarını anlatacağını beyan edip görevinden istifa ettirilen belediye başkanının baskın ziyaretinin ardından konuyu kapatan bu kişiye cevap vermeyeceğiz. Konteyner koyup bunu millet kıraathanesi diye yutturan, eski dönemde açılan işlerin yeniden açılışını yapan, bakanlıkların yaptıkları işleri kendine mal eden ve başarısızlığı örtmek için hakaret eden bu şahsın amacına hizmet etmeyeceğiz. Kamu kaynaklarını Mansur Yavaş'a iftira atmak amacıyla kullanan, belediyesinin bütçesiyle bu konuda gazetelere ilan veren, ilçesinde kamuya ait panolara çirkin yazılar astıran bu kişinin itibarlarına asla itibar etmeyeceğiz. Değerli meclis üyeleri, bundan yaklaşık 1 yıl önce AK Partili bir kadın meclis üyesi çıkıp aynen Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, başalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarına sizi başbaka bırakıyorum dedi. Ve şimdi ben soruyorum. Bakın siz geçen bize hakaret ettiniz. Hepsini mahkemeye verdik. Siz bu siz acaba kendi partinizden bu sözleri savcılığa verdiniz mi? Yuttunuz mu? Onu bir sorayım. Evet. Bize atılan iftiraların hepsini hukuka taşıdık. Partiliniz burada meclis üyesinin kelimelerini değiştirmeden aynı kelimeleri bize söylüyorsunuz. Hayırdır? Üstünü böyle mi örteceksiniz? Ben o konuşmayı burada yayınlamasını bilirim ama yayınlamıyorum. Herkese izlettirmeyi bilmiyor muyum bunu? Ama yapmıyoruz. Videoyu baştan sona yeniden yerine uğraşmıyoruz. Burada halkın oylarıyla seçilmiş ve şerefiyle görevini yapan meclis üyelerine çete diyorsunuz. Hakaretler ediyorsunuz, iftiralar atıyorsunuz, fotoğraflarını paylaşıyorsunuz. Ben size bir şey soracağım. Ben sizin belediyeyi soyan, mahkum olan, kesinleşmiş mahkeme kararı olan belediye meclis üyelerinizin fotoğraflarını burada paylaşmıyorum. Ben utanıyorum çünkü onların da çoluğu çocuğu ailesi var. Ya 50 tane senin döneminde uyuşturucu satan var ya.
Arkadaşlar yerinize oturun. Yerinize oturun lütfen. Yerinize oturun lütfen. Yerinize oturun lütfen. Ben konuşacağım. Ben bitireyim konuşsunlar Emin Bey. Evet. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar dinleyin. Burada hiç kimseye biz hakaret etmiyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. Bunların notlarını alırsınız, vereceğiniz cevap varsa verirsiniz. Geçtiğimiz ayki tartışmanın ardından ciddi dayanakları olan ihbarlar yağıyor. Bir belediye meclisi üyesinin, teyzesinin, oğlunun Belka'da takip ettiği işlerden tutun, bir belediye meclisinin imar işlerini nasıl takip ettiği konusuna kadar birçok iddialar var. Biz bunları araştırıyoruz. Suç varsa derhal savcılığa veriyoruz. Hiç kimseyi teşhir etmiyoruz. Bir gruba ya da partiye mal etmiyoruz. Gerekeni devlet adabıyla yapıyoruz. Ben bilmiyor muydum burada çarşaf çarşaf tabela koyup bu kişilerin fotoğraflarını yayınlamayı? Peki bizimle ilgili bir böyle bağlantıyı hem de olmayan durumlar üzerinden nasıl kırıyorsunuz? Başkan yakışıyor mu oradan? Yakışıyor mu? Bir dinleyin. Bir dinleyin. Hakaret varsa cevabını verin. Bir dinleyin. Tek kelime hakaret yok. Bir dakika. Bak başkan. Ben bütün cümlelerimi hakaret olmayacak şekilde seçerek söyledim. Şimdi peki bir dakika. Bir dinleyin. Şimdi bak başkan. Ben hiç kimseye hakaret etmedim. Bana da kimsenin hakaret ettirmem. Öyle bir şey yok. Benden sonra versinler. Benden sonra versinler. Biz burada çıkıp dedik ki önceki yıllarda bu kentte metreküpü 1.60 dolara 25 liraya su satıldığını söyledik. Ego otobüs bileş ücretinin 1 dolar olduğunu yani 15,5 lira olduğunu söyledik. Belko'dan ihtiyaç sahibi ailelere 400 milyon dolarlık fahiş kömür satıldığını söyledik. Bu belediyede 3000'e yakın ihale canlı yayında yayınlanırken kırım oranları ortadayken ortalama bitireceğim abi az kaldı. Aynı üründe dahi milyonlarca lira tasarruf sağlanırken bir dedikodu düşkünün çıkıp ihaleleri kendi adamlarına veriyorlar cümlesini kurmasına izin vermeyeceğiz. Peki arkadaşlar daha kısa geçeceğim. Bir dakika. Beni bir dinleyin. Şu cümlemi bitireyim. Bir dinleyin. Şimdi değerli arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Değerli arkadaşlar. Şimdi ben bizlere sürekli iftira atıldığını söylüyorum ve hukuka başvuruyorum. Bakın bir tek olay anlatacağım. Bir tek bir olay anlatacağım. Aynısını Mamak'ta gördük. Ben bir tane olay anlatacağım. Değerli arkadaşlar, önceki dönemde AK Parti il yöneticisi bir arkadaşa Mamak'tan bir ihale verilmiş. Demişler ki Ali Kuşçu merkezi yapsın diye. Şimdi o yapılmış. Daha sonra burası ihbar edilmiş CİMER'e. Denmiş ki burasının yanma tehlikesi vardır diye ve tedbir alınmamış, yanmış. Yandıktan sonra olan şeye bir bakın. Dava açıyorlar. Ve şimdiki ilçe başkanı arkadaşı
eksik ve hatalı iş yapmakla suçluyorlar. Yani kendi arkadaşına bile iftira atıyor. Niye diyeceksiniz? Eğer Edim'in ifasında fesat varsa savcılığa verirsiniz, öyle mi? Verdiniz mi savcılığa başkanı? Vermediniz. Eğer savcılığa vermediyseniz siz ilçe başkanınıza iftira atıyorsunuz. Kendi ilçe başkanına iftira atan bir şahsın bizlere iftira atması kadar doğal iş maalesef yok arkadaşlar. Şimdi bir dakika ya, bir diğer husus daha. Şimdi bana göre istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz televizyona da çıkabilirsiniz. Fakat mesele şurada. Siz kalkıp bu işlere bu kadar kafayı takıyorsunuz. İlçelerin gelişmişlik sırası yayınlandı. Mamak'tan 38 sıra düşmüş. 38 sıra düşmüş. Sadece öyle olsa daha iyi. Şimdi ben 3 yıllık yaptıklarımı söyleyeceğimde basın toplantısı yapıyorsunuz. Onu da Çankaya'da. Mamak'ta yer mi yok? Yok. Bir tane yer yapsaydınız da Mamak'ta. Evet. Değerli arkadaşlar, ben söyleyeceklerimi söyledim. Siz de söyleyeceklerinizi söylersiniz. Ama hakaret ettirmeyeceğiz. Öyle gelip buraya çoğunluğa dayanarak hakaret edemezsiniz. Fatih Ünal oturduğu yerden konuşuyor. İkide bir kalkar attığınızı işten. Keşfedenler, atılanlara bir günden bir güne çıkıp sahip çıksa samimi diyeceğim. Değerli arkadaşlar, eleştirilere saygım sonsuz. Ama siz burada faaliyet raporunu anlatıyorum deyip kalkıp benim buradaki ve hepinizin de arkadaşı olan şerefli belediye meclis üyelerini chat olarak nitelendirirseniz sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Evet. Yarın saat 10'a oturumu kapatıyorum. Yuh diyen kendini yuhlasın.